Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi ben her hafta yorum yapıyorum. Yaptığım yorumlar şöyle. Maçlar bitmeden yorumları yapmıyorum. Bütün maçlar tamamlanıyor. Ondan sonra maçların oynanma sırasına göre genelde yorum yapıyorum. Onun için sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Evet, bu hafta 31. hafta, ligin bitimine 11 hafta kaldı. Bazı takımlar için 11 maç, bazı takımlar için 10 maç kaldı. Bu hafta 37 golün atıldı. Bol gollü bir hafta geçti. Hatayspor haftayı maç yapmadan geçiren takımlardan birisiydi. Gol atan Menes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizspor ve Medikal Başakşehir dışında bütün takımlar gol atmayı başardı. Artı bu hafta kaybedeni. Lider Fenerbahçeli maçı vardı. Berabere kaldı. Galatasaray Çaykur Rize'ye yenildi. Şampiyonluk yarışını kovalayan Trabzonspor kazananlar arasında bu hafta en karlı geçiren takım o oldu. Tabi biraz şampiyonluk yarışından uzak gibi görünse de 3 puanlık sistemde bence şampiyonluk yarışını her an için sonuna kadar devam ettirebilir. Çünkü kazanılacak bazı takımlar için 30 puan, bazı takımlar için 33 puan daha var yani. Üçer puan olarak düşündüğünüz zaman. Onun için her an her şey değişebilir. Alttaki takımlar da zaten kazanmaya başladı. Ligin çeyrezi değişti yani. Her an her şekilde her takım yenebiliyor. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer dikkat etmezseniz canınız çok yanıyor. Onun için de geçen sene şampiyonu mesela düşme hattının üstünde hemen hemen. Yani Ankara Gücü 2 haftadır, 3 haftadır kazanıyordu. O da düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Erzurumspor deseniz yine öyle. Erzurumspor teknik direktörü de istifa etti. Kasımpaşa teknik direktörü aynı şekilde. Gençler Birliği 2 haftadır kazanmaya başladı. Yukatel Denizspor da kazanmıştı ama bu hafta berabere kaldı. Yani alttaki takımların alacakları 3 puan, yani 2 haftalık galibiyet her şeyi değiştirebiliyor. Çünkü yani 25 ile 31 arasında yani 6 puan fark var. 2 haftada her şey değişebilir yani. Onun için 10 hafta içinde de çok şeyin değişeceği kesin. Şampiyonluk yarışı kovalayanlar için de aynı şekilde geçerli. Şu anda Beşiktaş avantajı görünüyor ama ligin son kalan 11 maçını kazanabilecek mi? O da meçhul yani. Şimdi Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray kaybetti. Şimdi Beşiktaş da kaybedecek gibi geliyor. Çünkü Trabzonspor da bir hafta önce kaybetmişti. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Bence ligin son maçına ve son düdük çanana kadar her an her şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık takımlar can havliyle oynayacaklar. Çünkü düşme de gerçekleşiyor, şampiyonluk da gerçekleşiyor. İşte Avrupa kupaları belirlenecek. Her geçen gün çember daralıyor. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor aslında. Tabii her maçı kazanacak diye bir şey de yok aslında. Biz böyle alıştık da yani hepimiz diyoruz ki her maçı kazansın, öyle bir dünya zaten hiçbir yerde yok. Yani her maçı kazansa bile mesela Avrupa'da örnekleri var. Ne bileyim Barcelona bir dönem muhteşemdi, şu anda maç kazanamıyor. Liverpool deseniz öyle. Ne bileyim geçenlerde işte Bayern Münih şey olmuştu mesela, bütün maçları kazandı, kupaları kazandı ama kaybetti yani. Onun için her takım kaybedebilir aslında. Bunu bir kez aklımızın bir kenarına yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük Heskablo Kayserispor'u ağırladı. Fatih Karagümrük aslında Heskablo Kayserispor da iyi futbol oynadı. İyi futbol oynaması yetmiyor zaten. Gol atmak lazım. Fırsatları değerlendiren Fatih Karagümrük oldu. 3 tane birbirinden güzel gol attı. Ve 3 hafta 3 puanla kapatmayı başardı. Tabii Fatih Karagümrük de zaten Avrupa şansını değerlendiriyor. Yani ligin zirvesinden pek kopmaya da niyeti yok. Zaten takım kadrosu da çok iyi. Heskablo Kayserispor'da sürekli teknik direktör değişiyor. Bakalım ne olacak. Yani bir türlü istikrarı yakalayamadılar. Geçen hafta kaybettiler, bu hafta da kaybettiler. Evet, Galatasaray Çaykur Rizespor'u ağırladı. İlk maçta 4-1 yenildi. Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi. Ligin en ilginç maçlarından birisiydi. Galatasaray'da Muslera ilk defa 4 gol herhalde. Uzun zamandır yemiyordu. 4 gol yedi. Yani Galatasaray'da anlamak mümkün değil. Ama Galatasaray'ın orta sahasında sorun var. Orta saha yani Belhanda da gitti. Taylan'ı da oynatmadılar. Taylan zaten çok özverili oynuyordu. Neden oynatmadılar onu da bilmiyorum. Yeni gelenlere şans verdi Fatih Terim. Ama o da pek etkili olmadı. Aslında çift forvet de oynadı ama ne yazık ki daha çok atanın kazandığı bir maç oldu. Zaten ikinci dakikada golü yediğiniz zaman bütün planlarınız alt üst oluyor.
Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında bütün rakipleri, yani rakipleri hiç küçümsememek gerekiyor. Bu aslında büyük takımların zaaflarından birisi. Ki Galatasaray bunu yapmıyor da nasıl bu tuzağa düştü onu anlamak mümkün değil. Tabii şöyle futbol hatalar oyunu. Sonuçta birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Bunu da kabullenmek lazım. Bu bir erdemdir yani kabullenmekte. Yani burada da kendimizi yırtıp parçalamanın anlamı da yok yani. Tabii ki kaybedeceksin. Kazandığın zaman nasıl seviniyorsan kaybettiğin zaman da rakibini tebrik etmek. Çaykur Rizespor'u tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten Bülent uygun geldi, gelir gelmez hani kimse kurtaramaz bu takımı diyorlardı. İki maçtır kazanıyor. Bakalım ne olacak? Şimdi böyle sürpriz sonuçlar o ligde çıkacak. Her zaman olduğu gibi çıkıyor ve çıkacak da. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Her maça bir final gibi hazırlanırsanız sonuçta başarı yakalarsınız. Galatasaray burada hata yaptı. Zaten defansı boş bıraktı. Defans zaten Fatih Terim'in söylemine söyleyeyim. Defans olmayan ofans olmaz. Defansta hata yaptığınız zaman her maçı kaybedebilirsiniz. Çünkü kaleciniz ne kadar iyi olursa olsun şimdi Muslera gibi bir kalecinin de hani 4 gol yiyeceğini kimse tahmin etmiyordu ama defansın yaptığı uygunsuz hatalar yüzünden. Tabii ama Çaykur Rizespor'un da futbolunu da tebrik etmek lazım. Yani şöyle düşünelim. Kazanmak amaçlı oynarsanız demek ki kazanabiliyor musunuz? Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Yazmanız gerekiyor yani. Demek ki oluyormuş. Zaten bunu daha önceden başarmıştı. Şimdi de başardı yani. Tebrik etmek lazım. Galatasaray'a da geçmiş olsun demek gerekiyor. Çünkü dersine iyi çalışmamış yani. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle diyecekler ki Galatasaraylılar da ya %67 ile ya tamam da topa sahip olmak mesela %72 ile Alanya karşısında Alanya %72 ile topa sahipti ama Galatasaray kazanmıştı. Önemli olan kazanmak değil mi? Gol atamadığınız zaman, maçı da kazanamadığınız zaman ve isterseniz %100 topa sahip olun. Hiçbir özelliği kalmıyor. Bütün mesele burada. Gol atmanız gerekiyor. Gol atamadıktan sonra olmuyor. Hatta Galatasaray'ın bir golünü de Çaykur Rizespor'un oyuncusu kendi kalesine attı yani. Gerçi Onyekuru da vurabilirdi ama kendi kalesine attı ya. Bu da bir gerçek yani. Gerçekleri de idrak etmekte yarar var. Evet Galatasaray kaybetti. Kaybedince tabii şampiyonluk yarışında rakibi de berabere kalınca avantaj, gerçi avantaj kaybetti demeyelim. İlerleyen haftalardan onu hep beraber görürüz. Zaten 3 hafta lider kalıyor birisi. 3 haftadan sonra düşüyor. Bakalım beraber göreceğiz neler oluyorsa. Evet Gençler Birliği. Geçen hafta Fenerbahçe yendi. Bu hafta Kasımpaşa yendi. İki İstanbul takımını da yenmeyi başardı. Gençler Birliği haftalar sonra aklı başına geldi. Ankara takımları coşunca coşuyor. Tökezleyince çok kötü tökeziyor. O da ayrı bir konu. Gençler Birliği'ni de tebrik etmek lazım. Gerçekten Sefa Yılmaz'ın attığı iki gol de hatta ikinci gol birbirinden hani muhteşem bir gol de attı. Demek ki tabii Kasımpaşa da penaltı kaçırdı yani onu da yani gerçi penaltı değildi bence. Haksızlık vardı. Hak da yerini buldu. Kaleci kurtardı. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer penaltıysa penaltının da tekrarlanması gerekiyordu. Çünkü oyuncular penaltı vuruşu olmadan önce içeriye girdiler. Hakemler kurallara pek dikkat etmiyor. Maça göre de değişiyor. Acayip bir durum var. Bununla bir türlü çözemiyoruz zaten. Bir maçta penaltı veriyor, bir maçta vermiyor. Aynı pozisyon. Bakın isterseniz. İşte diğer maçları da açıklayacağız. Evet Göztepe. Son haftaların flash takibi ekiplerinden Göztepe ne yazık ki kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'a 5-0 mağlupken 5-3 ile tamamladı. Yani Sivasspor'un da ne yapacağı belli olmuyor. Ama Sivasspor toparlandı. Daha doğrusu Gradel yani hücumcu oyuncuları gerçekten iyi. Göztepe'de daha önceden yaptığı tuzaklara düştü aslında. Öyle diyelim. Defansı boş bıraktığınız zaman affetmiyorlar. Bütün mesele burada. Daha önce de mesela şimdi Fenerbahçe'ye oynadığı maçı kıyaslayalım. Defansı Alparslan vardı. Bu hafta Alparslan da yoktu ya zaten. Atınç falan da yani demek ki defansı düzgün yapmadığınız zaman ofans olmuyor. Bütün mesele burada. Açık verdiğiniz zaman da rakip sizi cezalandırıyor. Sivasspor'u tebrik etmek gerekiyor. Yani Rıza Hoca yönetiminde gerçekten. Göztepe'de biraz herhalde Sivas hafife aldı gibime geliyor. Çünkü zaten ne yaptığı belli olmayan takımlardan biri diyordum. Aslında Ünal Karaman'ın gelmesiyle belki istikrar yakalar diye düşündük ama o istikrar da uzun sürmedi. 3 hafta sonra o da mağlubiyette tanıştı. Rıza Hoca yönetiminde Demir Grup Sivasspor genellikle berabere kalıyordu. Bu hafta adeta coştum. Gol rekorunun kırılmasında etkenlerden biri de oydu. Gradel olsun, diğer işte oyuncular olsun gerçekten özverili oynuyorlar. Ama tabii 5-0 öne geçip de 3 tane gol yemek de pek iyi bir şey değil. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani 3-0'dan olsaydı 3-3 olabilirdi. Ama 5-0 öne geçtiğiniz zaman işte rakip ne kadar atarsa atsın yetişmiyor işte. Bu da bir avantajdır. Gerçekten Demir Grup Sivasspor iyi oynamaya başladı. Geçen seneki havasını yakaladı. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. Haftaya da
zorlu maçları var bakalım. Beraber göreceğiz. Göztepe de zaten genelde orta sıraların takımı. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. 39 puanlar. Onun için yükselebilir. Yani birkaç maç kazanırsa ligden düşmez diye düşünüyoruz. Yani ama belli olmaz. Sürekli kaybederlerse o zaman kaybetmez diye düşünüyoruz yani. Evet, yeni Malatya Spor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Bu maçta 3 tane penaltı vardı. Kırmızı kartlar işte. Yeni Malatya Spor aslında iyi futbol oynuyor. Yani Hamza Hoca gitmesine rağmen gene iyi yani. Diri bir futbolu var. Gaziantep Futbol Kulübü de iyi oynuyor. Muhammed geldi. Bak Muhammed gelir gelmez gollerde sıralamaya başladı. Zaten çok diri bir takım. Yine burada teknik direktör Sao Pinto kırmızı kart yedi. O da acayip bir durum. Yani Gaziantep'in teknik direktörleri genelde kırmızı kart diyorlar. Bu hafta da Sao Pinto'ya rastladı. Yeni Malatya Spor mağlup duruma düştü. Beraberliği sağladı. Mağlup duruma düştü, beraber sağladı. Sonuçta maç beraber etti. Aslında güzel bir maçtı. Orta sıralardaki takımlar maçları genelde iyi oluyor. Hani kaybetme, kazanma şeyini pek önemsemedikleri zaman maç da güzel. Gerçekten maç güzel yani. Ama tabii kazanan yoktu. İkişer gol attılar. Birer puanı paylaştılar. Evet. Trabzonspor. Son haftaların flash ekibi Ankara Gücü'nü 4-1 yendi. Aslında Ankara Trabzonspor eski günlerindeki futbolunu hatırlattı bize. Gerçekten iyi oynadı. Ama Ankara Gücü de defans olmadan galibiyetin olmayacağını herhalde hatırlamış oldu. Hikmet Hoca yönetiminde Trabzonspor Abdullah Avcı'yla gerçekten Canini geçen seneki Şorlet'in yerini aldı. Adeta alıyor, katlamayarak gidiyor ve golünü de atıp geliyor. Ekuban olsun, o olsun. Yani gerçekten muhteşem bir futbola imza attılar. Tabii Ankara Gücü'nün açıklarını da unutmamak lazım. Kazanmak üzerine kurduğunuz zaman takımı, defansta açık verdiğiniz zaman Trabzonspor da bunu yapmayı başardı. Ve rakibini 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında hala ben varım dedi. Liderler arasında 9 puan var. 9 puan 3 maç demektir. Aslında her an her şey olabilir. Maçlarını kazanmaya bakacaksın. Kazandığın zaman sıralamanda ona göre değişecektir mutlaka. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Maçları kaybetmese geçen hafta o zaman daha da farklı olacaktı mesela. Çok değişecek daha. Yani kaybetmediğiniz sürece sürekli zirveye doğru yaklaşıyorsunuz. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Trabzonspor'un da bunu aklından çıkarmaması gerekiyor. Buna göre oynaması lazım. Ankara Gücü de 3 maç kazanınca biraz havaya girdi herhalde. O da kaybetti. Ne yazık ki yine ateş hattında bir türlü kurtulamıyor. Tamam, başkent takımları kazandılar 3 maç. Ankara Gücü kazandı, 2 maç gençler kazandı ama ne yazık ki düşme hattından kurtulamadılar. Bununla yetmeyecek. Daha çok çalışmaları gerekiyor. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Bütün mesele burada. Maça full konsantrasyon sağlamazsanız, defans sağlam tutmazsanız her an kaybedebilirsiniz. Bunun için çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii ilerleyen haftalarda ne olur hep beraber yine göreceğiz her iki takım içinde. Fraport Tav Antalya Spor kupadaki şeyini burada da değerlendirmeyi başardı. Erzurum Büyükşehir Belediye 3-1 yendi. 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen gerçekten zaten kupada 4-0 yenildi. Aytemiz Alanya'ya 2-0 galip gelerek kupada finale çıkmayı başardı. Bence bu maçta şunu gördüm. Ersun Yanal'ın eski günlerini hatırladım. Yani farklı galibiyetler olayı. Acaba Antalya şimdi bu seriyi yakalayabilecek mi? Sürekli berabere kalıyordu. Kupayla galip, burada galip. Evet, galibiyetler serisi devam ederse o da zirveye doğru tırmanmaya başlayacaktır. Erzurum Büyükşehir Belediye de iyi oynadı. Gol pozisyonları da yakaladı ama kaleciyi geçmekte zorlandılar. Zaten atanların ve tutanların maçı oldu aslında bu hafta. Kaleci çok büyük unsur tabii. Tabii kaleci unsur da takımın iyi oynaması lazım. Ama bazen de kaleci kurtarıyor takımı. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Futbolcuların iyi oynaması, kalecilerin kurtarması, forvetlerin gol atması. Başarı böyle geliyor. Başka türlü de olmuyor. Erzurum Büyükşehir Belediye ne yazık ki ateş attığından kurtulamıyor. Mesut Bakkal da istifa etmiş. Acı gerçek. Zaten istikrarsızlığın nedeni sürekli teknik direktör değiştirmek bence. Teknik direktör değiştirmek bir şey çözmüyor aslında. Bir sistem kurup mesela 5 yıllık bir sözleşme yapıp ona göre gitmek lazım. İlk önce lige iyi başlamıştı. Mehmet Özdirek de devam etse bence daha mantıklı olacaktı ama hata yapıyorlar. Her seferinde hata üstüne gidiyor. Bakalım ne olacak sonu. Hep beraber göreceğiz. Evet, İttifak Holding Konyaspor ligin en iyi futbol oynayan takımlarından Alanyaspor'u
Ertemiz Anayaspor'u 1-0 yendi. İttifak Holding Konyaspor zaten İlhan Palut da zaten iyi o futbolculardan kurulu bir takım. Yani Aykut gerçekten buraya iyi transferler yapmıştı. Ta oradan kalma. Yani gerçekten kadrosu iyi. Geçen sene de düşme hattındayken birdenbire maçlar kazanarak ligde kalmayı başarmıştı yani Konyaspor. Konyaspor'un da zaten açık bulduğu zaman golü attığını biliyoruz. Çok iyi ayakları var. Ama Aytemiz Alanyaspor kupanın şokunu yaşıyor sanıyorum. İlk önce Antalya Spor 4-0 yendi ligde. Sonra kupada neye uğradığını şaşırdı. Elendi. Elendikten sonra hala toparlanamamış durumunu gösteriyor. Bazı futbolcular da eksikmiş herhalde. Ama yani Aytemiz Alanyaspor gene de iyi futbol oynuyor yani. Tamam Konyaspor da yanlış şunu yaptı. Konyaspor 1-0 öne geçmesine rağmen maçı bırakmadı. Sonuna kadar mücadelesini sürdürdü. Gol attım diye hani yine gol yollarında etkili olmaya çalıştı ve onun için de başarı geldi. Eğer geriye yaslansaydı kaybederdi. Zaten takımların en büyük sorunlarından birisi bu. Bir gol attığın zaman, geriye yaslandığın zaman maçı kazanamıyorsun. O zaman kaybetmeye mahkum oluyorsun. Ama burada bu hatayı yapmadı. Aytemiz Alanyaspor'a geçmiş olsun diyoruz. Sanıyorum ilerleyen haftalarda toparlar Çağdaş Atan. Yani zaten ligin iyi futbol oynayan takımlarından birisi yani Hatay'da o da. Hatay bu hafta dinleniyor gerçi ama gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tamam Konyaspor'a yenildi ama yani futbol olarak hiç şeyden ödün vermiyorlar yani. Tamam ezilerek bir kaybetme olayı genelde yok yani. Bütün maçlarda da görüyoruz. Tebrik ediyoruz takımı da yani. Tamam kaybetti ama üzülecek ama sonuçta toparlar. Çünkü iyi futbol oynuyorlar. İyi futbol oynamak yetmiyor. Gol atacaksınız. Gol atamadığınız zaman da başarılı olamıyorsunuz. Mesele bu. Bütün takımlara söylediğimiz aynı kelime. Evet, Yukatel Denizspor, Medipol Başakşehir'i şampiyonu ağırladı. Ne yazık ki şampiyon da bir türlü istikrarı yakalayamıyor yani. Yukatel Denizspor da haftalar bir toparlanma dönemi yaşamıştı ama bu hafta kazanamadı. Sarı karttan dolayı şeyden şikayetçi oluyor. Gerçi gol atamadıktan sonra bir şey değişmiyor yani. Bütün mesele bu. Aykut da zaten pas olayını iyi yaptığı için Medipol Başakşehir'i de ona göre organize etti. Kolay kolay zaten yenemezsin. Ama onun da özelliği yenilmez, yenemez. İşte öyle bir durum var. Ama bir seri yakalayınca affetmez diye düşünüyorum yani. Çünkü futbolcu kalitesi üstün. Gerçi futbolcu kalitesi her takımda üstün bence yani. Her takım yenebilir dememizin nedeni bu. Herkes de yabancı yani komple takımı yabancı olarak çıkarabiliyorlar yani. Şu anda öyle bir avantaj var. Bu kadar para harcanıyor. Ama başarı ne yazık ki gelmiyor yani. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten gol yoktu. Gol olmayınca da birer puanı paylaştılar. Birisi düşme hattının üstünde, biri en altta devam ediyor. Bakalım ne olacak haftaya. Hep beraber göreceğiz. Ama haftaya zaten milli maç arası olduğu için herkes dinlenecek. Bir hafta sonra işte yani milli maçtan sonraki hafta bakalım nasıl bir futbol sergileyecekler. Hep beraber göreceğiz. Tabii COVID-19 da var. Bunu da inkar etmemek lazım. Bazen futbolcular COVID'e yakalanıyor. O zaman da toparlanamıyorlar. Belki bu da etkili, çok etkili yani. O güç kaybı oluyor. Bir de seyirci yok zaten. Seyircinin olmaması, hastalığın olmaması. Futbol ama bu hafta gerçekten buna rağmen iyi futbolda oynandı diye düşünüyorum. Yani. Evet, ligin zirvesini ilgilendiren, ligin haftanın son kapanış maçında ligin en iyi futbol oynayan takımlardan yine lige kötü başlayan, haftalarca kaybeden Beşiktaş. Son haftalarda Beşiktaş iyi değil yani. Bunu da tamam gol pozisyonuna girdi ama Beşiktaş iyi değil. Fenerbahçe'de zaten geçen hafta ummadı. Zaten Fenerbahçe'nin ne yaptığı belli olmadığı için yani bir şey diyemiyoruz ki. Yani Fenerbahçe tamam her şey rayına gidiyor dediğiniz zaman gider en sonuncuya yenilir. Öyle bir takım işte. Bu lig tarihi boyunca da böyle oldu. Beşiktaş'ta şöyle bir şey var. Ben de bildim bileli yani Beşiktaş böyle seri galibiyetler yakalar. Hızlı hızlı gider. Mesela 13 maç üstte kazanır. Bir kaybetmeye başlar. 9 maç kaybettiğini hatırlıyorum benim. Onun için şimdi takıma da güvenmiyoruz. Mesela Avrupa Kupalarında da gördük. Mesela 3-0 öndeyken maçı verdiğini hatırlıyoruz. Tabii geç Sergen Yalçın yönetiminde biraz daha toparlandı. Yani şimdi burada yani golcüler zaten çok iyi ama golcüler bu hafta Altay'ı geçemediler. Tabii atan mı tutan mı olayı vardı. Sonuçta defans oyuncuların gol attı. Yani bir maç oldu. Fenerbahçe'de de Ozan'la beraberliği yakaladı ama her iki takım da galip de gelebilirdi. Her iki takım da farklı mağlup olabilirdi. Maçın son dakikalarında Fenerbahçe iyi oynamaya başladı ama yani neden bu 90 dakikaya Fenerbahçe yayamıyor onu da bilemiyoruz. Tabii Beşiktaş da yoruldu. Bir kupa maçı vardı. Kupada
Başakşehir elemişti zaten 120 dakikanın sonunda. Kolay değil orada. Bir şey kaybı yaşadı. Biraz Sergen'de de tutukluk vardı herhalde. Biraz öyle diyelim. Beşiktaş aslında Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenmişti ama şöyle bir şey de var. Mesela belli de olmuyor işte derbilerde. Her an herkes kazanabilir ve kaybedebilir de. Farklı da olabiliyor. Onun için daha doğrusu full konsantrasyon olayını ne yazık ki Altay'dan başka yapan yoktu Fenerbahçe'de. Gerçi Beşiktaş da sonradan Ersin mesela çok büyük kurtarışlar yaptı yani. Onu da belki de maçın kaderini belirleyen kaleciler oldu aslında. Tamam forvetler iyiydi ama forvetler iyi olsa zaten gol atardı öyle düşünelim. Ama kaleciler daha iyiydi bence. Kalecilerin iyi olması birer golle geçti. Tabii birer hata birer gol. Zaten yapacak da bir şey yok yani. Vida Beşiktaş'ın golünü attı. Defans oyuncusu zaten orada da şöyle söyleyeyim offside gene çizgiyi yamuk çiziyorlar ya. Ha bir de şöyle söyleyeyim ceza sahasında mesela Fenerbahçe'nin penaltıların hani gollerin iptal edildiği pozisyona bakın. Ne bileyim Sauza'nın omzuna kol kısmına çarpan topa bakarsanız mesela gerçi Sergen Yalçın hakemden şikayetçi penaltıyı verseydi ne yapacaktı bakalım onu da merak ediyorum. Tamam Allah'tan hani goller temiz görünüyor ama yani iki takım da bekleneni veremedi gol olarak. İki takım da puan kaybetti. Herkes yerinde yani birer puanla averaj yakaladı. En azından Galatasaray'ın 3 puan önüne geçti Beşiktaş. Fenerbahçe'de Galatasaray'a bir adım daha yaklaşmış oldu. Gerçi şöyle söyleyeyim oynanacak Beşiktaş için 11 maç, Fenerbahçe için 10 maç var. 30-33 puan. Bakalım neler olacak. Köprünün altından çok sular akar. Çok kişi yerini değiştirebilir. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Çünkü bu şampiyonluk yarışı o kadar kolay değil. 42 kilometrelik uzun bir maratona benziyor. Maratonda ne kadar çok gücünü kontrol edersen başarı yakalarsın. Eğer şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe şu sondan açılma veya ilkten başladığı oyunu bir türlü bir sahaya yayabilse inan ki şampiyonluğa da gidebilir o zaman Beşiktaş'ın da büyük rakibi olur. Galatasaray'ın da olur mesela. Ama ne yazık ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de yok. Beşiktaş'ın da yalnız bir duraklama var. Haftalardır gol yemiyordu. Gol de yedi o da. Bakalım haftaya neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ama milli maç arasından sonra buluşmak dileğiyle. Herkese Covid hastalığından uzak sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hoşça kalın.